Totem yapıyorum. Ay, Enis, çok şıksın. Legolu takım elbise giyindim senin için. Bak ben de senin için payet, ay bakar mısın ya, ayağa kalk. Çok da Payetli kalkmasa mıydın gömlek sabah? giydim. Evet, bir anda ben de aynı şeyi hissettim. Payetli gömleğim var, eşofman altım var gri. Bir de çok güzel ayakkabılarım var ama gözükmüyor. Sonra göstereceğim sana. Ben de altımı sonraya sakladım. Çok şıksın, çok yakışıklısın arkadaşım. Senin için Evet, biz bir süslendim. anda özendik, değil mi? Ben evde bir ileri bir geri yürüyorum, seni beklerken strese girdim nedense. Aa, neden ayol? Bilmem, böyle bir çömezliğim tuttu, ne bir heyecan yaptım. Aa, birazcık yorumları kapatayım mı? Sonra açalım ya da sonra mı kapatayım? Sen söyle çünkü görüntü O, kalitesi de şey olsun olur, istemiyorum. kapatalım. Kapatalım, Tamam. kapatalım. Hadi dedikodu yapalım rahat rahat. Yorum yapmayı kapat. Okey. Valla çok heyecan. Ya geçenlerde sana telefonda da aynı şeyi söyledim. Kanal D magazinden Asiye beni aradı. Dedi ki kiminle evde karantinada kalmak isterdin dedi. Hani ailen dışında böyle ünlü birisiyle. Bir anda şöyle bir düşündüm. Ay dedim Enis Arıkan. Ya ne kadar eğlenirdik, ne kadar gülerdik, ne kadar güllüm yapardık deyip telefonu aldığım gibi seni aradım zaten yani. İyi ki de Ben aramışım. iyi ki aramışsın. Ben bu arada canlı yayın yapmıyorum nedense, bilmiyorum. Herkes bir yapıyor bu ara. Ben hiç Evet. yapmıyorum. Sonra ilk senle yapmak beni heyecanlandırdı. Teşekkür ederim beni Ama bir aldığında. dakika. Ay ne demek, ben şeref duydum. Valla ben de çok heyecanlıyım. Biz seni ay o var ya o şey. Biz ailecek seviyoruz. Yani ben, yeğenlerim, kardeşim, teyzemler hepimiz sana bayılıyoruz Sen yani. benim Öyle böyle 15 değil. yaşın ortaya çıkmasın. 15 yılın ben katıldığım ilk program sendin, canlı yayın programı. Pakize ile beraber yaptığımız Herkese sıra. Tabii program. ilk sana Lütfen komi. katılmıştım. O Ay zaman ya. ben çocuktum, evet. Kaç yaş? 15 yaşında mıydın sen? 15 değil, söylemeyeceğim. O kadar detay Ha vermeyeceğim. söyleme, tamam. Yirmimsi. Ha Yirmimsi. 20, 20'lerinde. Ha, en Ay ne küçükler hali. güzel, ne güzel. O zaman ama şey bir cips reklamındaydın. Onunla ilgiliydi, değil mi o? Aynen. Onunla ilgili gelmiştim. Hatta daha takipçi de çok gelmedi aslında. Sonraya mı saklasak bu hikayeleri bilmiyorum. Yavaş beklemek mi gerekiyor? Ayıptır söylemesi. Sistem mi? 15 bin takipçiyi beğenemedin mi? Hayır, estağfurullah. Hani daha... Beni strese Yok hayır sokma. biz hay ondan demiyoruz, stresten demiyoruz. Biz bazen 3.000'lere de seviniyoruz da onlar. Pardon, pardon. Yok Anlatıyorum. bebeğim. Sonra da anlatsan olur. Bir dakika sen şimdi şey al. Sonra oraya geçeceğiz. Konu bende, merak Hadi, etme. tamam, hadi. Nasıl geçiyor karantina? İlk 2 hafta bir depresyona girdim galiba Ha. sabah. Yine storylerde çok belli etmiyorum. Ben zibidilik yapmaya çalışıp bastırıyorum. Genelde zaten yapım odur. Yani her şeyi bastırırım, hep gülmeye çalışırım. Hep içime atarım. Böyle bir geceleri bir buraların böyle bir titremeye başladı. Böyle bir seyirdim yalnızlıktan. Çünkü çok da arkadaş severim. Ben arkadaşsız duramam. Hani bu beni çok bağladı. Böyle tek başıma çok kaldım. Bir tık üzdü beni. Fazla Ailemi geldi. göremiyorum. Arkadaşlarımı göremiyorum. Herkesten çok ayrı kaldım yani. Bir de bizim bir arkadaşımızın anne babası koronadan dolayı çok zor günler geçirdi. Bu bütün arkadaş çevremizde de çok büyük paniğe yol açtı aslında. O yüzden de hiçbirimiz risk alamadık. Hiçbirimiz birbirimizle görüşemedik falan filan. Çünkü konumuz sadece buydu. Bu da bizi çok kopardı arkadaşlar arasında. Öyle ama atlatıyoruz. Çok Ama şükür Allah'tan bu görüntülü atlatıyoruz. telefonlar falan var da onlarla da gayet güzel bir şekilde idare ediyoruz yani. Sabah ben millet telefonu kapayacak diye ödüm kopuyor. Ben de. Mesajlaşırken bay yazacaklar diye elim ayağım titriyor. Hep uzasın Ben istiyor. de devamlı o. Ben şey geçiriyorum, sende de oluyor mu o? Her semptom bende varmış gibi geliyor. Psikolojik olarak vallaha. Bir an Sen... nefes alamıyorum, bir an öksürüyorum, bir an boğazım gıdıklanıyor. Böyle diye falan kalkıyorum yataktan, ne ilaç içsem aldığım vitaminlerin haddi hesabı yok falan yani. Ben de 2. hafta 1 hafta boyunca nefes alamadım. Ha. Yani garip bir şekilde tıkanıyor. Ne, ık, ama kimseye söylemedim. Belli ki koronayım ve bunu kendi içimde atlatmalıyım korkusunda. Kık ediyorum, kık ediyorum. Bir şey burada takılıyor. Sonraki hafta geçti yani. Herhalde psikolojik bunlar. Ben anlamadım. En zorlandığım şey benim hani eve bir şey marketten falan siparişler veriyorsun ya.
Kafayı yiyeceğim. Onlarla ne yapacağım? Bütün kapının koliler, market kolileri kapının önünde bir gün boyunca bekletiliyor. Ondan sonra tek tek içeri. Bugün de başıma geleni bilmiyorsun. Unuttum sana söylemeyi. Bulaşık makinem bozuldu. Eyvah. Ya Elinle çalışmıyor. yıkıyorsun. Daha yıkamadım. Sen temiz bir kadın mısın peki? Temizim, şimdi de titiz oldum. Ha. Temizdim, titize geçtim. Ha, ben çok fazla titizim çünkü. Bayağı titriyorum her Ben, şeyi. ama ya çamaşır makinesi, tamam, bulaşık makinesinde bulaşıkları şey yapmamak için. Şimdi bugün akşamüstü oldu. Hemen aradım. İşte yarın yenisini alacağım. Ne yapayım? Tamire gelmiyorlar mı? Dedim ki şimdi gelecekler, gidecekler, tamir söktü çıkardı, yenisini alayım dedim. Hani benimki zaten Nuh Nebi'den kalma. Ya ilk çıkan çamaşır, bulaşık makinesi olabilir benimki. Adamları nasıl evine sokacağım? Bilmiyorum, Allah'a emanet artık. Ama herkes çok şey geliyor, çok tedbirli geliyor. Yani eldiveniyle, işte ayak şey galoşuyla falan geliyorlar. Ben de maskemi takacağım. Allah Bilmiyorum büyük yani. diyorsun. Allah bir yakını... Yani bizde eve kim gelecek, kim gidecek, kapı çalınca panikliyoruz. Millet dışarıda çalışıyor anasını satayım. Millet ne yapsın? Yani o yüzden Aynen öyle, dediğim aynen her öyle. O... şeyde şımarıklık gibi oluyor. Vallahi yani Yok, Allah herkesin şımarıklık değil yardımcısı aslında. Ya olsun. inşallah herkes, Allah gerçekten herkesin yardımcısı olsun. Ben çok üzülüyorum ve onun içinde ben, biliyorsun, sosyal medyada bu kadar aktif değildim. Ha, bir anda dedim ki insanlar çok sıkılıyor. Herkes bunalımda, ne yapacağımı şaşırdım. Kendi kafamı da dağıtıyorum aynı şekilde. Hani işte Aynen. videolar çekiyorum, canlı yayınlar yapıyorum. Devamlı böyle, hani evde sıkılıyoruz ya, bende de senin gibi o huy var. Ya Ama insanları böyle eğlendirme ihtiyacı hissediyorum. çok iyi oyalamıyor mu Sabah ya? Yani Çok, çok. benim son 3 yılımın yani en iyi şey sosyal medya olabilir ve benim çok nefes almamı sağladı. Kendimle barışmamı sağladı. Nasıl Yani oldu o yolculuk Enes? ya aslında Snapchat vardı o zaman. 3-4 yıl evvel galiba Snapchat vardı. Ben de sadece tiyatro yapan işlerde oynuyordum. Benim her yıl bir dizim oluyordu ama ya çok tutan diziler bulamıyordum. Kısa sürüyordu. Ya benim hayatım öyle gel git yaşıyordu ama benim her sene bir işim oluyordu. Yani öyle işsiz de geçirmiyordum ama hep kısa sürüyordu. Neyse o dönemde Snapchat'i fark ettim. Böyle storyler çekmeye başladım. Snapchat'te Kendi eğlenmeye kendine değil mi, başladım. öyle şey Ya olarak da, hani bir kendi amaç kendime. çerçevesinde değil. Hayır, hiç. Zaten o zaman amaç yoktu ki oradan para kazanmak, Snapchat'ten falan bilmiyorduk o zaman öyle Tabii tabii şeyler yani. doğru. Sonra benim Snapchat'teki izlenmelerim inanılmaz olmaya başladı. Yani ünlü arkadaşlarıma soruyorum. Snapchat'te 10 bin izleniyorsa benimki 100 bin izleniyor anasını satayım. Ve diyorum ki bu nasıl olur ya ben? Beni kim biliyordu bu kadar izleniyorum derken. Sonra Instagram biliyorsun Snapchat'in önünü kapadı bir anda şey. Aynı videoları kendi yapmaya başlayınca ben dedim ki ben de Instagram'a geçiyorum ya. İki ayrı Of. application kullanmayayım dedim. Sonra eğlenmeye başladım. Aslında ilk mesajlar geldiğinde sadece şunun için çekmeye başladım. Yemin ederim. Her mesaj aynıydı. Oh sayende yüzüm güldü. Çok mutsuzdum yine güldüm. Sayende nefes aldım beğenisin. Bir baktım ulan herkes o kadar dertli ki aslında. Gerçekten herkes Evet. mutluluk arıyor yani. Tabii. Hepimiz gibi. Ben de aslında mutluluğu çekip o mesajları okuyarak buldum. İnsanlar da benimle birlikte mutlu olmaya başladı. Yoksa ben dünyanın en komik, en zeki insan falan değildim. Ama belli ki insanlara huzur veriyordum yani. Bir tık tebessüm yaratıyordum Ay, insanlara. ne kadar önemli bir şey o. Sonra bayağı tepki görmeye başladım oyunculuk camiasında. Yani bir oyuncu bunu yapmamalı. Bu cool değil. Sen bir tiyatrocusun. İşte farklı bir yaşantın olmalı falan. Şaka diyorsun Enis ya. Arkadaşlarından falan mı tepki Tabii görüyordun bunun tabii. Yani için? çoğu oyuncu arkadaşım mesaj attı. Rezil oluyorsun dedi. Yani Ben sana bir şey söyleyeyim. Bilmiyorum tabii kimlerin mesaj attığını da. Ben o şekilde yorumda bulunan insanların bunu kıskançlıktan yaptığını düşünüyorum. ya kıskançlık diye adlandırmıyorum Sabah. Galiba şöyle bir şey vardı. Gerçekten biz oyunculukta öyle eğitildik. Belli bir yaşam standardımız var hepimizin. Bir yere kadar kendimizi gösteriyoruz. Fazla bırakmıyoruz. Kameraları belli ölçüde konuş. Yani bir tık daha tutuk oluyoruz. Çünkü işte şovumuzu oyunculukta yapalım mı diyoruz. Artık nedir ya? Öyle öğrendik ve Yok, pardon, devam et. ben özür dilerim. Yani Yok. kendini bu kadar açmanın bir oyuncu olarak doğru olduğunu düşünmüyorlardı haklı olarak. Çünkü öyle gördük. Ama o çok eski bir zamandı.
Yani şu andaki dünyanın gittiği, baksana dünyanın gittiği yere, geldiğimiz yere bak yani. Dünyanın bambaşka bir yere gidiyor. Eskiden evet haklısın, bir gizem olması gerekiyordu işte, hani selebritinin falan filan. Artık yani selebriti neredeyse donunu gösteriyor Instagram'da, sosyal medyada, orada burada. Yani bir kalmadı ki öyle bir şey. Yani coolluk yok artık. Doğallık ve samimiyet artık öne çıkan şey. Ya kesinlikle öyle ama 3 yıl evvel de bu kadar demek yokmuş ki ben tepki görüyordum. Hani kendini bu kadar açma falan diye. Halbuki açmak benim kendimle barışmamı sağladı biraz hayata karşı. Ben çünkü Ay ne güzel. ultra kapalı, utangaç, tedirgin. Ben her şeyi sadece sahnede yapabiliyordum. Yani 15 yıl tiyatro oynadığım için 15 yıldır. Ben her şeyi sahnede yapıyordum ama günlük hayatta ben tek başıma sinemaya gidemem, tiyatroya gidemem, bakkala illa yanımda biri olacak fazla kapalı bir tiptim ve benim açılmama böyle kendimi ezik hissettiğim her şeyi burada söylemek beni biraz hayata karşı güçlendirdi. İyi geldi ve sonra bunu düşündüm. Ya tükürürüm oyunculuğa. Önemli olan benim iyi olma. Ben ne kadar yaşayacağım bu hayatta anasını satayım. Benim mutlu olmam önemli oyunculuktan çok falan diye. Ondan sonra her şeyi bıraktım ve o bırakma hali bana çok iyi geldi. Ve şansa benim de önümü kesmedi. Başkalarının kesebilirdi ama bana yaradı sosyal medya. Yani Çünkü işte benim demin söylediğime geliyoruz. Çünkü orada insanlar senin yaptığın şeylerle kendilerini özdeşleştirdiler. Sen kendine de dalga geçtin, mutsuzluğunu da koydun, insanları eğlendirdin. Oradaki en önemli şey o samimiyetti. O evet. samimiyeti yakaladın yani. O samimiyeti yakalayınca zaten artık yürümemek gibi bir şey söz konusu değil. Herkesin olması gereken şey aslında bence samimi olmak, içten olmak, doğal olmak yani. Kesinlikle öyle ama işte onu bırakmak çok kolay olmuyorsa bayağı. Yani onu Ama da ne güzel öğrenmek sana vesile gerekiyor olmuş galiba. işte. Yani o kısmı, o umursamama kısmını ben en çok Ezgi Mola'dan öğrendim onu. Yani ben çocukken Ezgi'nin çeyreği kadar işte oynuyordum. Ama kendimi hep şey olarak gördüm. Oyuncuyum ve saçımı yapmalıyım sokakta düzgün. Ezgi pijamayla çıkardı ben inanamazdım yani. Hani umru olmazdı ve çok rahattı. Hani onda gördüğümde şaşırıyordum ama yıllarca onun yaptığını yapamıyordum. Ben de 35 yaşında yapmaya başladım sanırım. Ve bana da iyi geldi gibi. Şu an en Geldi azından gibi, iyi ne geldi. kadar güzel geldi. Sen deli misin yani, hani gerçekten çok güzel işler alıyorsun, çok güzel işler yapıyorsun. İşler alıyorsun derken reklam bazında söylüyorum. Çok güzel işler yapıyorsun. Dün akşam neydi o jet sosyete ya? Nasıl? Bir ilke imza attınız. Ya sevdin mi? Çok sevdim yani, ama herhalde sizin canınız çıktı değil mi o sırada onu Ya çekerken? canımız çıkmadı. Diğer oyuncular gayet iyi üstesinden geldi de ben çok zekasızdım. Yani mesela atıyorum çok zekiymişim gibi bütün ekibi kandırmaya çalıştım. FaceTime çekiyoruz ya, senaryoyu da buraya koydum. Ki diğerlerinin repliklerini de es vermemiz gerekiyor ya, boşluk bırakmamız lazım ki diğer oyuncunun sesi oraya Aa bir otursun. dakika, sen şimdi herkesin repliğini mi ezberliyordun dünkü çekim için? Yani Aynen. hepiniz. Yuh. Aynen öyle. Ama tabii ki Evet. ben ilk sahnelerde ezberlemeden buraya tekst koydum. Güya buraya bakarmış gibi buraya bakıyorum. Diğerinin repliği bitince buradan repliğe giriyorum falan. Sonra dediler ki Enis için buraya bakman lazım. Sen diye ayrıca ben babam buraya bakarak çektim. Sonra evde bir daha çektim, bir daha çektim. Bütün yanlışları bir tek ben yaptım yani. Hadi ya. Sonra toparladık, öğrendik, ezberledik. Ses kaydı çektik sabah, o çok iyi oldu. Karşı tarafın repliklerini çektik, kendi kısımlarımızı boşluk bıraktık. Diğer Ha. telefondan duyarak böyle oynadık aslında. O Ne çok kadar iyiydi. zor bir şey. Zor, biraz garipti yani. Çok Bir garip bir şey. boşluğa oynuyorsun. Tatlıydı Boşluğa ama yani. oynuyorsun. Hani rol almak karşındakinden yok, bir şey yok yani. Çok acayip. Çok güzel işte. Hatta dün Instagram'a da koydum yani. Gerçekten hani Gülsen'in de ellerine sağlık. Bütün ekibin, bütün oyuncuların, hepinizin ve de bir ilk olmak çok güzel ya. Evet, bir de ben mesela en büyük hayalim Gülse'ye girmekti sabah ve sosyal medyadan para kazanmaya başladım hayatımda ilk defa ve şey deme lüksüm oldu. Dizi geldiğinde hayır ben yapmayacağım diyordum, yapmayacağım. Oh. İşte diyorlardı ki niye yapmıyorsun, diyordum ki Gülse'yi bekleyeceğim ben hırs yaptım Gülse'de oynayacağım.
Gürsel'e Gürsel'in iş bundan haberi yok. var mıydı? Hayır yok. Gürsel'in Aa, haberi yok. Ama ben e? çok inanıyorum yani. Çünkü Gürsel bana yıllar evvel bir dahaki işimizde inşallah birlikte olacağız falan demişti. Benim de ilk defa bir yerden para kazandığım için bekleme şansım olabildi. Ve dedim ki Gürsel de oynayacağım yani. Bekledim bekledim. Gürsel kast yapmaya başladı beni arayan soran. Yoksa ben. Ben dedim ki ben ne olacağım 2 yıldır bekliyorum. Sonra bir Boşuna mı gece bekledim? boşuna bekli gece Gülse 11'de mesaj attı. Dedi ki Enis'ciğim diziye başlıyoruz. Bir sezon birlikte miyiz falan gibi. Yalan söyledim için öyle bir mesaj. Ne Öyle yaptın 2 o yılda mesajı gittim. gördüğün anda Ya Enis? kafayı yedim. Çok büyük hayalimdi. Çok büyük Nefesin hayalimdi tutuldu mu? ama Böyle insan titrer falan ya. evet gerçekten öyle oldum ama biraz da hayata şükrettim. Yani o dönem para kazanamasaydım bir yerden bir diziyi kabul etmek zorunda kalacaktım ve Gülse'yi kaçıracaktım Kaçıracaktın atıyorum. tabii ki. Ama bir yerden geçiniyor olabilmek beni güçlendirdi ve bir şey bekleyebildim. Yani yoksa kiramı düşünecektim, elektriğimi düşünecektim falan. Onları düşünmeden bekledim ve hayalim gerçek oldu. Ya yani Çok bir sürü güzel bir hayalim dizi. gerçek oldu Ay ne peki o sonunda. kadar. Bence sen çok temiz kalpli bir insansın. Ve temiz kalpli insanların ben gerçekten böyle kalpten istediği şeylerin de çok net bir şekilde olduğuna inanıyorum, biliyor musun? Hani hayatın o kadar muazzam bir planı var ki hepimiz için. Sadece o Evet. planı beklemek lazım. Yani ben mesela ne bileyim ben bana göre mesela hayatta başarısızlık diye bir şey yoktur. Başarısızlık hayatın sana yanlış yoldasın demesinin bir şeklidir Evet, diye kesinlikle öyle. düşünüyorum. Aynen. Ama biraz da seni güçlendirecek etkenlerin de olması çok önemli. Ben Tabii çok ki. iyi bir aileden geldiğimi düşünüyorum. Mesela annem atıyorum dizim bitiyordu 2 bölüm sonra ve büyük hayal kırıklığı yaşıyordum. Çocuğum çalışmak istiyorum. Ama annem bana hep şunu diyordu. Bir tersi bitsin. Allah daha iyisini verecek demek ki. Sakın umursamıyorsun. İşte. Çalışmaya devam oğlum. Yılmak yapma. Hani o kadar güçlü ve destekleyici bir anne figürüm vardı ki. Ne Hani güzel. hiçbir zaman bırak oyunculuğu bilmem ne yap deyip beni mutsuz etmedi ya da sıkıntılarımın büyümesine sebep olmadı. Hep güçlendirdi. Sabret oğlum. Sen çok yeteneklisin. Sen çok iyisin falan diye. Sanırım onun şeyini yaşıyorum şu anda. Yani iyi insan olmak benim için çok önemli. Ne kadar iyi insanım tartışılır. Elbet çok büyük hatalarım vardır ama hayattaki Tabii. görevim şu. Kimseye zarar vermemek. Yani bir gün biri karşıma çıkıp sen bana bunu nasıl yaptın derse gerçekten ölürüm üzüntünden. Yani ben bunun için yaşıyorum. Kimse bana o parmağı böyle yapmasın. Hani yapıyorsa da özür dilerim. Farkında olmadan yapabilirim elbet zaman içinde ama görevim onu yapmamak. Yani kimseyi üzmemek. Onun için yaşıyorum daha çok sanırım. Çok Evet, o ciddi çok güzel. konuşmaya Gerçekten başladım. ki evet, kimseyi üzmemek ama çok güzel bir şey. Ben de hiç sevmem onu. Yani böyle bilerek, ya yani bilerek zaten yapmam da, eğer bilmeden yaptıysam da bin bir kere özür dilerim. Yani eğer onun farkına varırsam, şey yaparsam. Kalp kırmak çok fena bir şey ya. Çok. Bir de ben Ben korkarım ah almaktan falan yani. benim de ödüm kopuyor öyle şeylerden ama bir de yani ne bileyim bu devirde kalp kırmak mı kaldı bana? Onlar bile kro geliyor ya sabah. Saçmalıyor olabilirim ama hani herkesin o kadar büyük dertleri var ki herkes kendi işine baksın oluyorum Ya yani. ben de aynı kafadayım seninle, hiç merak etme. Hatta şu dönem içerisinde, yani şu koronavirüsü bütün dünyaca yaşadığımız dönem içerisinde hala kötülüğün veya kötü düşüncenin veya kötü sözün kalıyor olabilmesi benim canımı acıtıyor. Kesinlikle Mesela öyle. yani insanların birbirinin kuyusunu kazması, birbirinin ekmeğiyle oynaması, şey yapması, ne kadar ya baksana. Her anda her şey gelebilir başımıza. Bir tane Her virüs şey. mahvetti hepimizi yani. Evet, kesinlikle öyle. Onun Yani için daha böyle bir empati yapma ve bir düşünme dönemindeyim ben de bu süreç içerisinde, canlı yayınlardan fırsat bulduğum zamanlarda. çok fazla. Evet, yani insanların o kadar büyük dertleri vardır ki şu dönemde E gerçekten. tabii. Senin de Yani o yüzden mesela biraz çok mutluluk depresyonda vermeye olduğun çalışıyorum. dönemler olmamış mıydı? Olmuştu değil mi? Yanlış mı Çok, hatırlıyorum? çok fazla vardı. İşte o çalışmadığım dönemlerde çok kendimi güçsüz hissediyordum. Yani hep tiyatro yapıyordum ama biz tiyatrodan para kazanmadığımız için yani bir Evet. yerde artık işte annemi düşünüyordum, ablamı düşünüyordum çok fazla. Bizde ailede kenetlenme durumu çok olduğu için hani artık hepsinin rahat etmesi gerekiyordu. Benim tarafımdan yani benim hayattaki hedefim oydu. Para kazanmak sadece aile, anne, abla, yeğen
onlara bakabilmek, onların rahatsızlığı. Benim hayatım bunun üzerine kuruluydu. Ya da en yakın arkadaşım da kardeşim. Yani sıkıntı çekemez benim yakın arkadaşımsa bitmiştir. Yani benim kafam öyle çalışır. Yani garip, doğru veya yanlış, yani Çok fazla. doğru. Çok doğru bence. İlk kazandığın parayla annene bir hediye aldın mı ya da ne aldın? Hayır, sadece babam öldüğünde çok büyük zorluk çektik sabah. Gerçekten babam da çok Allah rahmet varlıklı bir eylesin. adamdı. Gerçekten çok varlıklıydı ve iflas etmiş ve kalp krizinden gitti. Çok genç yaşta gitti. Belli ki sıkıntıları kaldıramamış ama biz de o kadar durumunu bilmiyorduk. Yani babamın ne İçine kadar kötü atmış. olduğunu bilmiyorduk. Söylemiyordu. Çok ketumdu. Bence bana benziyor. O dönem annem bütün altınlarını satmıştı. Sabah babamın aldığı bütün değerli eşyalarını satıyordu tek tek. 20 yaşında annem dedim ki sakın üzülme, sana dedim tek taş alacağım. İşte Ay. çalışınca falan dedim. Ve 15 yıl boyunca alamadım onu. Ama içimde bak 15 yıl evvel verdiğim sözdü yani o. Ve hep almaya çalıştım. Hadi bu yıl inşallah falan diye. Ve en sonunda geçen yıl alabildim. Doğum gününde Ay verdim. inan, ay bak gözlerim doldu. Evet. Ay İkimiz de o hikayeyi inanmayasım hatırlıyormuşuz. Annem de açtığında böyle şoka girdi. Bunu o da hatırlıyordu. Ben de ama hep tutmuşuz demek. Ben bir ay ne söz verdim. güzel bir şey yapmışsın Evet, annemin ya. tek taşa hiç ihtiyacı yok. Ne yapacak tek taşı? Umursamaz bile ama onun o Ama sıkıntılı işte aynen. dönemlerde bir anıydı Aa, o yani. burnum akar diye ağladım, ağlattı. İnanmıyorum hiç sen de Ağlatmak için gülme. anlat. Aşk Hayır şey olsun. yaptım, çok iyi anladım senin ne demek istediğini de ondan. Verdiğin sözü tutmak annen. Ah sesim de titredi, bir su içeyim bari. Seni yerim, yapma öyle. Yok ben öyle şey yapıyorum yani. Ben bakma o kadar hani gülüyorum ama bir taraftan da çok duygusal. Benim hemen gözlerim dolar böyle bir şuradan bir yaş akar. Ondan sonra onu kahkahaya dönüştürürüm mesela üzerimden atmak için falan. Hani kendi kendime bir formüllerim var benim de. En mesela en depresyonda olduğum zamanlar en çok güldüğüm zamanlar olabilir mi böyle bir şey daha yani? Çıkma, kendimi oradan çıkartabilmek için ay ne gülüyorum ne gülüyorum yani falan öyle acayip İnanılmaz. şeyler yapıyorum yani. Ama işte demek ki sen de onları yapıyormuşsun depresyondayken ya da işsizken çektiğin o videolarda, o bütün sosyal medyada paylaştıklarında falan yani. O da bir yöntem dışa Tabii ki vurmak. öyle. Bütün dertlerimi unutmam sebep oldu ya. Ben 2 aydır kana alıyorum mesela. Sabah annem yüz felci geçirdi ve gerçekten sıkıntıdan ölüyoruz. Hastanelerde ağlaya ağlaya Ay gebertim yani. geçmiş olsun. Kendimi bir oraya atıyorum, bir oraya. Yani anneme nazar değdi diyorum. Ya annemi sosyal medyaya koydum diye mi oldu Allah'ım? Nasıl olur Ay falan. yüzü var değil mi? Yani kadın inanılmaz şekilde gözü kapanmıyor. Gözleri açık kaldı. Bantlayarak uyutuyoruz kadını falan. Ama ben sosyal medyada kahkahalar atıyorum. Çünkü atmaya o kadar, hani onu üzerimden atmaya o kadar ihtiyacım var ki onunla oyalanıyorum yani. Ki bunu da sosyal medyada hiç söylemedim. Şimdi iyileşti çok şükür. Hiçbir şey Çok kalmadı şükür. da o yüzden söyleyebiliyorum. Her yeri düzeldi aşkımın. Çok çile çekti ya. Neden Hı? olmuş? Hiçbir nedeni yok sabah. Her yerine bakıldı. Beynine bakıldı. Bilmem ne hastanelerde. Yani rüzgar yemiş bile olabilir dediler. Ama geçer mi geçmez mi hiçbir zaman belli olmaz dediler. Neyse ki 2 aya şimdi fıstık gibi oldu kuzu. Ay buradan şifalar dileyelim Şimdi annene, izleyip sevdiklerine. ağlıyordur kesin. Anne sakın ağlama Kesin. bak ağzın kayar ha. Aman sakın üzülmeyin. Valla stres her şeyin başı ya. Yani o Aynen. stresten bir kurtulmak lazım. Onun için de bilmiyorum ne yapmak lazım yani. Arada bir hani o şey antidepresanlara biraz karşıyım ben. Ben Hani kendi çatır ke çatır kendi hayır çatır. ben de çatır çatır kullandım. Sen deli misin? Ama şey olarak da ben her aşk acısı bir antidepresan Götür. Çok iyi gelmiyor mu sabah o Evet, dramlarda? aa, sen deli Kurban misin? Mis gibi geliyor yani. Ondan sonra o dönemi atlattıktan sonra zaten 2-3 ay falan sürüyor. Pat ondan sonra tekrardan bırakıyorum falan. Ama şu dönemde ki istemiyorum öyle bir şey kullanmak. Yani hani kendi kendime eğitmeye çalışıyorum. Kendi kendime bir cure yöntemleri bulmaya çalışıyorum falan. Çünkü o aynen kalır bir biraz stresin içerisinde. ona sığınınca da hayat çok kolaylaşıyor tabii ki yani Evet. yapmamak gerekiyor sanırım ona da sığınmamak gerekiyor ama ben de kullandığım dönemde çok iyi geldi gerçekten yani. Ben şeyde bir kere kullanmıştım. İşsiz kaldığım bir dönem vardı benim de. Hangi yıldı? 2007 yılı.
Hiçbir iş yapamıyorum Enis. Yani hiçbir şey yapamıyorum yani. Hangi kapıya gitsem olmuyor. Ondan sonra bayağı küstüm. Evde oturuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Ve o kadar 2 ay daha İstanbul'da kiramı ödeyebilecek param vardı. Yoksa hani arkama baka baka İzmir'e geri dönecektim. Sokağa çıkmıyor. Aynada kendime bakmıyor. Yani dişimi falan fırçalarken bile bakmıyorum. Kendime bak, görmeye bile tahammülüm yok. Yani öyle bir dönem geçirdim. Ondan sonra ama o kadar şeydi ki o dönemde de bir anda tam o bak 2 aya girdim. O kira ödeyememenin 2 ayına girdim. Pat diye Erdoğan Aktaş Habertürk'e geçti. Ona hayırlı olsun diye aradım. Son derece normal bir şekilde. Arkadaşım çünkü çok eski NTV'den. Gel bakayım sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum dedim. Git, gel gittim ona kahveye. O 15 gün sonra programa başlıyorsun dedi. Bak bir anda ya hani o dönemde işte onu demek istiyorum. Benim de o dönemde işte antidepresan kullanıyorum falan. Ondan sonra da çok şükür ki şimdi mesela gelen tekliflere senin de aynen demin dediğin gibi istemediğim bir şeye çok mersi. Ben şimdi yapmayacağım. Kendi yapacağım işi bekliyorum deme lüksüne sahibim ki bence hayattaki en güzel lükslerden bir tanesi. Bir de sabah galiba yani ne kadar biraz onu da öğrenmek gerekiyor. O parasızlık çekip bir şeylere saldırma hali de insana iyi gelmiyor. Yani o yüzden de o kadar kötü işler yapmış oluyorsun ki geriye Evet. baktığında. Ben şimdi o kadar çok utandığım işte oynamışım ki evet ne yapayım param yoktu oynadım yani. Cevabı bu. Ne yapacaktın anasını satayım ama bazen de durmak gerekirse sürünmek de gerekiyor. Mantıklı düşünmek de gerekiyor. Yani Ben o bence bazen durmak çok iyi bir şey. kesinlikle öyle. Kesinlikle Yani öyle. eğer o lüksün varsa senin de daha önce yapmış olduğun gibi işte duracaksın, başka bir yol bulacaksın. Ki ne kadar güzel işte gelişmeler oldu hayatında Enis. Çok, Yani. çok. Yani ben gerçekten hayatımdaki en güzel ve en istediğim dönemi yaşadım. Aslında iş almak değil ama daha çok şeye de çok sevindim. Biz sosyal medyada reklam yapıyoruz. İnsanlar bunu yadırgıyorlar. Rahatsız olan var. Televizyondaki reklamdan da ben rahatsız olup geçiyorum. Haklı olabilirler ama ne yazık ki artık burası televizyon gibi. Yani dizilerimizi de buraya yapıyoruz, reklamlarımızı da buraya yapıyoruz. Ve artık markaların en iyi yaptığı şey şu oldu. Enis'cim ürünüm bu, sana güveniyorum. Ne istiyorsan öyle yap. Yani bu müthiş bir lüks. O didaktik, Tabii. o sıkıcı senaryoların içinde olmadan burada reklam yapabilmek çok eğlenceli. Tabii ki buna tepki veren insanlar olabilir. Ama ne olursa olsun bence reklamı bile daha sempatik ve daha sıcak bir halde sunuyoruz insanlara burada. Aynen öyle. Zaten inandığın şeyin de reklamını yapıyorsun. İnanmadığın bir şeyin de yapmıyorsun sonuçta. Bitti gitti Kesinlikle öyle. zaten olay yani. Kesinlikle öyle. Bir de ben çok sevdiğim ekiplerle çalışıyorum yıllardır. Yani sosyal medyada reklamını yaptım. Bazen fazladan story bile koyduğum oluyor anlaşmamın dışında. Ama Ben de artık yapıyorum arkadaş onu. olmuşuz. Arkadaş olmuşuz. Yani ben onlara yaptığım 3 story'e mi bakacağım? Tabii insanlar bunu reklam olarak algılıyor çoğu zaman. Yine mi reklam falan? Halbuki o anda içimden gelmiş, koymuş, bilmem koymuşum falan ama yapıyoruz bir şeyler. Buradan nereye bağlayacağım sabah? Dur, akıl bitti. Sen bağlayacaksın. Bağlayamadık Enis'im sabah. Sen tamam bağlarsın. boş ver boş. Demin dedin ya annemi sosyal medyada gösterdim acaba nazara mı geldi diye düşündüm. Ben, inanır mısın nazara? Yani inanıyorum galiba ya. Var mı böyle İnanıyorum. korunma yöntemlerin, kendine göre totemlerin falan o tarz şeylerin? Üf çok büyük takıntılarım var ama genelde sahnede var. Sahnede ilk oyunda her yıl bir tiyatro oyunu yaptığım için kulisimde ilk sahneye çıkarken ne yapılıyorsa o yapılmak zorunda sabah. Yani bunu bir programda daha anlatmıştım. Asistan kızlardan biri Enis'cim hadi iyi oyunlar dedi. Tam sahneye çıkarken eli yanlışlıkla totoma değdi. Hani şöyle bir şey oldu. Belime mi vuracaktı artık totoma mı değdi ne olduysa. Yani 2 yıl boyunca kıza sahneye çıkmadan evvel çok affedersiniz buna. Kuzum ya çok affedersiniz. Şurama doğru bir şey yap ki hani sahneye çıkayım diye. Eğer o Pomponun formasını iki yapılmıyorsa sene. asla sahneye çıkmadım. Hadi Asla. O ya. artık o bir kere yapıldı, 2 yıl boyunca yapılmak zorunda. Yani öyle garip takıntılarım var. Ay, peki şeylerin o takıntı yani totem o diyelim. Başka takıntıların var mı? Mesela hani Yani kara kedi görünce hani falan olur ya öyle şeyler. Batıl inanç diyeyim. Yok. Öyle şeylerim yok. Sadece işte tek başıma hiçbir şey yapamama huyum var. Ha. Sokağa çıkamama, gezememe.
İnsanlar beni sokakta çok suratsız buluyorlarmış. Hep DM'leri okuyorum. Çünkü tek başıma bir yerden bir yere, büyük ihtimal kısa mesafedir o, çünkü uzun mesafe yapamam tek başıma. Orada o kadar panikliyorum ki, tek başıma olduğum için hani hemen bitsin istiyorum, ama böyle böyle gidiyorum. İnsanlar tabii beni Şaban gibi yürümemi istiyorlar doğal olarak, burada görenler, ama ben inanılmaz geriliyorum. Tek başıma hiçbir şey yapamıyorum. Bir de onu Hiç bak, aşarsam sabah. bunu söyleme. Sen hiç senin utangaç oldu ya, utangaç değil de böyle hani daha bir çekingen olduğun imajın yoktu bende. Hiç öyle bir şey düşünemezdim. Sana konduramazdım öyle bir şey yani. Çok sabah inanılmaz var. İnanılmaz. Ödüm kopuyor her şeyden. Aa, Her enteresan. şeyden. Bence sen çok güçlüsün. Onu da aşarsın. Aynen. Aşarım da daha ne zaman açacağım? Geldim gidiyorum anasını satayım. Nereden geldin gidiyorsun canım? Kaç yaşındasın? Gencecik adamsın. Daha evet, 23 yaşındayım. Doğru diyorsun, tamam. Yani daha. Dur, 23 yaşındayım dedin. Anlatsana Pakize ile benim programında ne yapmıştın? Ha, ben şimdi reklam kampanyam çıktı. Pakize Sıda'yla Sabah Tümer'e konuk gidiyorum. Sabah programı. Ve Lütfen bu konuya girmeyelim de bizim programın adı. Evet, tamam, Hatırlıyor süper. musun? Çok acayip bir isim vardı. Ben cips reklamında oynuyorum ve şarkıcı oynuyorum. Beni ekip oraya götürmüş, ama şöyle bir görevim var benim. Reklamda şarkıyı ben söylemiyorum. Şarkıyı benim söylemediğimi söylememem lazım. Ne biçim Türkçe oldu bu? Yani Anladım Sabah ben seni. Tümer bana sorarsa eğer, bunu geçiştirmem gerekiyor. Yo falan gibi. Ben dedim ki, arkadaşlar ben yalan söyleyemem. Hani ben dedim, sorarlarsa ben söylerim başka. Hayır, olur mu, bu bir kampanya falan diyorlar bana. İnanılmaz gergin, sizin karşınıza geldim. Oturdum. Dediniz ki siz, Pakize Sıda ne tatlıydı ya. Dedi ki, evet dedi, en iyisi reklamını izleyelim dedi. Ben şarkıcı gibi reklamım dönüyor orada. O sırada Pakize Sıda eğildi, kulağım böyle yaptı, ama ekranda biz yokuz, reklamım dönüyor. Dedi, şarkı sen mi söylüyorsun şarkıyı dedi. Ben, ekip burada, bütün cips ekibi böyle yaptı. Pakize Hanım sakın söylemeyin, ama ben söylemiyorum. Ne olur programda sormayın, olur mu dedim. Pakize Sıda böyle yaptı. Tamam, sormam dedi. Aynen. Ve sonra yayın bize bağlandı. Kalbim böyle atıyor. Pakize bana soracak mı acaba diye. Pakize Sıda döndü böyle yaptı. Sesin de güzelmiş dedi. Tabii. Sabah, sabah bir kahkaha attım orada, söylemedi asla. Sonra ben programda canlı yayın olduğu için beni kim arayacak acaba falan diye panik yaşamıştım bir gece ben. Oyuncu Şebnem Bozoklu da en yakın arkadaşım. Şebnem'e dedim ki, Şebnem ben ne yapacağım, beni kim arayacak aşkım dedi. Sakın dedim moralini bozma, ben ararım dedi. Dedim ki ne diyeceksin dedim. İsmimi değiştireceğim dedi. Senin hayranınmış gibi davranacağım dedi. Sabah senin Bunu karşında ben hayranım arıyormuş gibi oturdum. Bizim Şebnem Bozoklu sesini değiştirerek beni övdü övdü, telefonu kapadı. şaka Yemin diyorsun. ederim Ve ben Şebnem de seni şu buradan anda rezil bur etti. Şebnem, ağzına sağlık arkadaşım. Ay, inanamıyorum sana. Bunu ben 20 sene sonra öğreniyorum ya. Pakize seyrediyor mu acaba? Biz de yıllarca egomuzdan kimseye söylemedik sabah. Şebo ile birlikte bu bir sırdı. Hep sakladı. Hadi be. Ay, çok iyi. Nereden aklınıza geldi? Çocuğuz işte, ne bileyim, birileri de bana hayran Ne olsun. çocuğu Ara. canım, çok iyi bir şey yapmışsınız. Anca böyle sinsiliklere kafamız çalışıyordu. Aa, süper bir şey. Benim de kendi kendime çiçek göndermişliğim var. Programa mı? Hayır, sevgilimi kıskandırmak için kendime. Gerçekten mi? Ne yaptı? Ne yaptı? Ya bir şey, de kapı çaldı, bir anda çiçek geldi. Hmm. Aa, nereden geldi acaba bu falan oldum ben, ama bir arkadaşıma para vermiştim. Git şu çiçekçiden, hani ben kendim de gitmiyorum ki, yani sonra benimki sorarsa diye. Bütün o düzeni şey yapmışım, ayarlamışım yani. Oralar böyle bir aklı gidiyor gibi hissetmiştim. Ya akılsa ya, giderse gitsin şu andaki kafamla, ama o zaman öyle olmamış yani. Böyle bir kıskandırma modunda öyle bir saçmalık yapmıştım. Ondan İşe sonra yaradı mı? ona yaradı, yaramaz mı? Şaka yapıyorsun. Bir süreyi bir 2-3 hafta uzattım. O kadar. 2-3 hafta mı? Evet, artık Evet. bir çiçek daha yollayamayacaktım, onun için şey o.
Ya Sabah ne tatlı kadınsın ya. Ne yapayım, Gerçekten. herkes yap, yani çoğu insan yapıyordur buna, yani ne bileyim ben, belki de Yok be, yaşam. yapsalar da söylemiyordumuzlar ya. Ay niye söylemeyeceğim, üstünden geçmiş kaç sene yani artık. Ben de hiç böyle şeylerde utanmıyorum artık. Bana çok Ben komik de utanmıyorum. Bana da çok komik geliyor işte. Onun için paylaşıyorsun geliyor. zaten. Düşünsenize artık arkadaşlarınla buluştuğun anda hep en komik anılarını paylaşırsın. Onlara gülersin edersin. Hiç depres nasıl ağlıyorduk der misin? Aynen öyle. Ya. Ben bir de enerjiyle çok besleniyorum. Sabah artık enerjimi düşürecek insanı çok yanımda da barındırmıyorum sanırım. Doğru. Yani hepimizin elbet bir sürü sıkıntısı var ama hayatını o enerjiyi yaymış insanlarla biraz boğuluyorum. Yani bir tık hadi abi ayağa takıyor ve üstesinden gelmeliyiz, bir tık gülmeliyiz falan Biraz gibi. eğlenmeliyiz. Evet, kafayı dağıtmalıyız. Ay iyi Biz ki de çok mu eğlenmiyoruz benim eğleniyoruz için. bilmiyorum ama yani çok da eğlenmiyoruz. Ne yapıyoruz? Evde oturuyoruz. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz ki yani, dışarı çıksak da zaten eğlenmek lazım ya. Hayat eğlenmek aslında çok zor bir iş, biliyorsun değil mi? Çok, Sanat gibi bir çok, şey yani eğlenmek. çok. Çünkü biraz bir yerlerden rahatlaman gerekiyor eğlenebilmek Tabii. için galiba. Mesela benim hayatım boyunca gerçekten insanlarla çok kolay iletişim sağlarım ama depresyona girdiğim dönem hiç unutmam. Bir gün ablam bana dönüp şunu demişti. Aşkım 3 saattir yan yana oturuyoruz ve bir kelime etmedin demişti. Hani nasıl kapanmışsam ya da kuzenim bana Enis'cim bizden nefret ediyormuş gibi bakıyorsun demişti. Hiç unutmam. Hani dedim ki ben farkında bile değilim size baktığım. Hani o kadar mutsuz ve içime dönmüşüm ki. Ama sonra dedim ki okey ben bu değilim ve buradan kurtulmak zorundayım. Ona girerek hayatımı zindan edemem yani. Ve sanırım iyi ki de öyle yapmışım, bana yaradı. Eğer inan öyle, iyi ki de öyle yapmışsın. Valla iyi ki bütün o sosyal medyaya girmişsin. İyi ki seni daha iyi tanımışız. Yani çünkü o daha önce geldiğim programda o kadar da çok hani tanımamıştık sonuçta. Bu kadar seninle içli dışlı olmamıştık yani. Onun Aynen için de bambaşka bir şey. Ya geçen akşam ben bir baktım sen canlı yayındasın Enis. Bartu'nun şeyinde. Bir de itirafta bulunuyorsun. Ben sabahı çıkacaktım. Eyvah evet, sana yakalanmışım söz diye. verdim ya, ne Ama kadar ayıp. Bartu da çok eski arkadaşım canım. Ya Ve Bartu'yu bırak ya. Şaka çok şaka sadece. güldüm size. Çok, o kuş nedir kuş? Oradaki kuş meselesi vardı. Ben Ha sonradan ebabilim. Ya bana geçen cama kuş çarptı sabah. Ben panikten öleceğim. Neyse hemen kedi de cama atladı yakalayacakmış gibi onu. Kediyi hemen aldım, balkona kapattım. Köpeği aldım, kafese koydum. Köpek de vardı. Kuşu yakalamaya çalışıyorum. Neyse kuşu yakaladım ve ben bir aydır evden çıkmıyorum sabah gerçekten. Ya karantina ötesi yaşıyorum. Sonra dedim ki ben bu kuşla ne yapacağım? Bu kuş uçamıyor galiba. Bacağımı koptu. Ne oldu? Ben ölürüm evde onunla. Ben hayvanı sardım, bantladım kendimi de. Bantlamak ne demekse anladın sen onları. Heh. maskelendin. Aldım veterinere götürdüm. Kuş da çok değerli bir kuşmuş. Ebabil kuşuymuş. Sonra hayatına o kadar Ha, gerçek inanamadım. mi ebabil kuş Evet oldu? evet ebabil ve gerçekten çok nadir görülürmüş. Ancak iyi Ve bir şarkı insanlara vardı değil mi? Ebabil bir kuştur. Öyle bir şey sözünden mi? döner. Hı. Kuş. Hı. Şu an televizyonda canlı yayındaymışız. Paniği yaşadım. Evet, bir Hoşlandım. anda. Deyip. Sonra ben aldım veterinere götürdüm. Neyse. Adamcağız da benimle uğraştı. Ebabilimle ilgilendi. Ebabilimi uçurdu. Öbürsü gün oturuyorum evde bir baktım. Bir kanat. Yukarıdan bir kanat sarkıyor. Dedim ki Allah'ım dedim bir can kurtardım. Bir canı da aldın mı dedim. Panjurların arasında sıkışmış. Böyle Aa. bir şey dedim ki ey Allah'ım dedim hani iyi insanlara giderdi ben öldürdüm mü ikinci kuşu diyorum bu ne diyorum sonra baktım yapamayacağım arkadaşımı aradım kuşu göremiyoruz sadece kanadını görüyoruz panjurların arasında sonra bir kutucuk gibi bir şey varmış panjurun üstünde onu açtım yine ebabil geldi mi Aynı kuş mu? onu anlayamadım sabah keşke eğer aynı kuşsa aşk yaşıyoruz demektir artık nikah basarım ebabile. Sonra ben gene havlularla sar, ben gene git veterinere ebabilim için. Gittim verdim. Adama da dedim ki bunu Veteriner hoş... şok tabi. Tabii inanamadı artık şimdi sahtekar gibiyim yolda ebabil toplayıp götürüyormuş gibi. Kim inanır buna?
Bir de adama dedim ki eve gelince mesaj attım. Acaba aynı kuş mu diye bir iki DM okudum. Hemen inandım sabah buna. Adama mesaj attım Görkemciğime. Görkem dedim, acaba oje sürebilir miyiz tırnağına? Ya Bir de gördüm onu. Gerçekten dedin mi dedim, onu? yemin Ay ederim çok iyi dedim. fikir ama. Dedim ki bir daha gelirse ojesinden tanırım ben onu dedim. Tanıyım. Adam da bana tabii Enis'ciğim dedi. Ay canım ne iyi çocukmuş derken dedi ki Enis'ciğim ben ojeyi nereden bulayım veterinerde? Hani sen şaka mı yapıyorsun deyince ben böyle dedim. Hemen. Dedim tamam. Keşke bir ama bir oje alıp Ha, bir götürüverseydin flor ya. mal alıp Ha, sürecektim yani. aynen Nedir? sürecektin aynen. Şu kırmızı mırmızı sürseydin de. Bak şimdi gelmiyor. 3 gündür bekliyorum. Belki oje sürsek gelecekti. Belki gelir belli mi olur? Bak gelirse sen bir tane oje al evde dursun. Oje. Doğru diyorsun. Değil mi Kırmızı. hoca? Ha, Kırmızı ben bir oje. tırnağım. Evet tamam. Ben Ya bir da de sürerim artık. komşudan iste birinden, annenden birisinden iste. Ya da al git. Ebabil Gelirse ustası oldum. Ben alır sürerim. Merak etme ne olacak. şeyse kuş gelmesi uğurdur derler. Ya inşallah öyledir. Hele Ebabil daha uğurluymuş. Öyle Vallahi. mi? Evet ben yıllar evvel de rahmetli babam ilkokul 5'e gidiyorum. Bir baktım balkonumda bir papağan var sabah. Ve bizim de kuşumuz ölmüş, boş kafesimiz var. Ve servis gelmiş, okula gideceğim. Baba ağlıyorum, ne olur kuş yala, papağanım olsun baba falan diyorum. Oğlum dedi servisin geldi, git sen de tamam ben yakalamaya çalışacağım. Baba ne olur falan. Ben okulda heyecandan öldüm. Papağanım oldu mu, babam yakaladı mı? Cep telefonu da yaptım, söyleme. Akşam eve bir geldim, babam papağanı yakalamış, kafese koymuş sabah. Heyecandan öldüm öldüm derken kapı çaldı. Üst komşunun kızı böyle suratı beş karış böyle duruyor. Merhabalar, papağanı mı gördünüz mü dedi. Ben şimdi böyle oldum. İyi insanlık burada vazgeçebilirim bence falan. Dedim ki nasıl bir papağan? Dedim ki böyle böyle. Aa dedim yanlışlıkla bize gelmiş galiba dedim. Kıza papağanı geri verdim. Hala düşmanımdır o kıza sabah. Yazıklar olsun. Bir daha hiç bakma suratına Allah oğlum. Allah Kuşum alayım ben sana bir papağan. Sabahcığım. Çok Ama şey konuşuyorlar ama biliyorsun bazıları. konuşsun sosyal medyada sevilir. Ben konuşurum o konuşur hayat geçer gider işte. Gürültülüdür ama yani alırım da gürültülüdür. Ben gürültüye değil, reytingine bakarım sabacım. Tam karaktersin. Zaten sosyal medyayı çok kullanan arkadaşlarım Allah da sana veriyor diyor. Gelen geçen senin evine geliyor. Tamam bu papağan. Bakacağım sana güzel bir papağan böyle konuşabilecek cinsinden. Evet, havalı ve güzel olsun. Güzellik de çok önemli benim için sabah. E tabii ki herhalde böyle rengarenk değil mi? En havalısından olsun. Ay çok alemsin Beauty Plus Enis'ciğim. basmama gerek kalmasın hayvanı anladın mı? Değil mi? Photoshoplamayın. Ay bir de o var. Ben şimdi şeyde çok merak, ya herkes merak ediyor. Bak bu dipler mipler çıktı ya biz kadınlarda. Şimdi botoks olamıyorsun. İşte yüz bakımı zaten hadi dolgular molgular kimse olamıyor. Farkındaysan hep TBT'ler var şu anda. Milletin suratı sarkmaya başladı değil mi? Aynen hep eski fotoğraflar, eski fotoğraflar. Çok eğleniyorum. Sen yaptırıyor musun sabah? Ne? Botoks mu yaptırıyorum tabii. Dolgu? Dolgu yok. Bir tek şurama yaptırmıştım dolgu. Şu Oraya şakaklarımı o dolgu kadar. olmaz sabah ya. Oraya E bir dolgu şey olmaz. Yanlış bilgi veriyorsun halka. ne oluyor oraya? Botoks oluyor. Bir şey yapıldı. Yok dolgu ayol. Yok, buralara dolgu oluyor. Buraya oluyor. Sen bana sor. Büyük usta Hadi burada. ya. Ben gözaltıma yaptım dolgu. O ışık dolgu mu ne deniyor? O Ben de tutmadı yaptırdım. bende. Hayatın kurtuldu. Öyle mi? Rüyan. Bende tutmadı. Niye Olmadı tutmadı? bana. Bilmiyorum çok kötü oldu. Olmadı yani. Aa, benim hayatım kurtuldu. Çok kötüydü gözaltlarım. Hadi ya ışık dolgudan hem de. Ben 3 yıldır falan yaptırıyorum. Vallahi hayatım kurtuldu. Bayağı benim 3 kat gözaltım vardı. Yok artık. Evet beni ilk Ezgi götürmüştü. Gözaltlarım çok kötü. Ne olur gel yaptıralım. Bunun artık çaresi var falan dedi. Gerçekten mi falan dedim. O zaman param da yok. Ezgi beni götürdü. Ezgi'cim yaptırmıştı. İlk sonra ben 3 yıldır yaptırıyorum işte. Çok rahat ettim.
Başka bir şey yaptırıyor musun? Yani botoks falan. Yaptırıyorum ya. Ara ara minik minik doktorum geldi yapayım falan. Burnumu kaldırtıyorum sabah. Nasıl? Burun ucumu iğneyle böyle kaldırtıyorum. Oo, Buramda çok kemer acımaz mı? vardı. O kemeri de dolguyla yok etti. Böyle dümdüz indi burnu. Bayağı iğneyle yapıyor. Bir dakika falan sürüyor. Ha, bayağı ameliyatlı gibi oluyorsun yani. Bir dakikada yemin ederim böyle hokka gibi çıkıyorsun yanından. O da yavaş yavaş şimdi düşmeye başlar. Gargamel gibi olurum. Ben yaptırıyorum ya. Ben eğleniyorum öyle şeylerle Sonucunda. ya. Aa, bak onu bilmiyordum şurayı. Gerçi Evet. ben de var mı acaba Seninki içeride? düz mü burnun? Bakacağım. Şöyle bak. Aa, düz gibi Fena ya. değil, birazcık yapılabilir. Neden Ya olmasın yaptı, yani, işe yarar. beğenmezsek eritiriz. Bir şey olmaz, sonra erittirebiliyorsun onu beğenmezsen. Bir de oda mı var? Tabii ki ben... Ben sen kime gidiyorsun dermiş. Ben geleyim senle. Nişantaşı'nda Gamza'nın var. Dünya tatlısı götür. Bir gün el ele gidelim. Belki Aynen. bana da tutar. Bu Ben göz artık altı. gerçekten güzellik içinde yaptırıyorum. Ben bayağı eğleniyorum ya. Ne olacak, bir haftada burnum kalkık gezeyim falan diyorum. Ben biraz eğlence içinde yaptırıyorum sabah, yemin Burnu ederim. kastı desinler falan. Evet, Havalı oldu. saldırdım. Bak, kök hücre iyi, kök hücre. Bak, ona paraya mı kıyamadım? Niye yaptırmadım? Dur onu da yaptırayım. Sen Evet. esas, ben ona neyse, Allah başka dert vermesin. İkincisi Amin. zamanı karantinaya denk geldi. Şimdi inşallah tekrardan şu süreç bitsin, yaptıracağım. Ben çok memnun kaldım ondan. Ya. Sen ama cildin çok iyi görünüyor ya. Maşallah sana. Teşekkür ederim. Ama bugün senin için valla baksana, bordo rujlar. Gerçi kıyafeti giydim ama gözükmüyor, ama olsun. Neyse, gene Lütfen de. Legolu kostümümü giydim sana. Ay, Tanju çok şık. Gerçekten tasarımı. çok Çok şık. şıksın. Gerçekten çok şık ya. İnanmıyorum Her sana. şey sizin Dur. için. Ben nasıl göstereceğim? Dur, ben de Bak bak koltuğun neyini tepesine gösterecek. çıkayım. Bak. Aa, ne Sabah ne var? yapıyorsun ya? Ayağa kalktım göstermek için. Göğsüm Sabahçım çok da gözüktü. ayağa kalkmayacaksın demek ki. Ne göstereceksen göster. Ya, eşofman altımı gösterecektim. Bir de ayakkabı giydim, çok şık sana. Ama Kalkamıyor musun? gözükmüyor. Kalkınca göğsüm gözüküyor. Dur, ayağım kaldı. Bak. Ayağım kırılma. Vay. Bunları Güzel. aldım, hiç giyemedim karantina yüzünden. İşte bugün sana giydim. Ama Şimdi gözükmüyor. Altı da kayıyor evde, fark et. Hiç nasıl? giymedi. Dedim ki odadan buraya geliyor. Eyvah dedim, şimdi bu ayakkabıların üstüne yürüyeceğim de yere kapaklığını vereceğim yani. Sen nerede oturuyorsun diye soracaktım, biliyor musun? Soruya bak, adres istiyor bu Sanki canlı yayında. FaceTime'da konuşuyoruz değil mi? Bir oy, bir doğallık, bir doğallık. Bir rahatlama, bir rahatlama. Ay, süperdi valla. Bayağı da konuştuk. Bana bak, bir saat olmasına 10 dakika var. Var mı Ya. hiç böyle anlatmak istediğin, ne bileyim ben, başına gelen bir olaydır, bir anıdır, bir şeydir yani, hani dertleşmek istediğin bir konudur. Çok genç takipçilerin de var senin, onlara söylemek istediğin bir şeydir. Ya benim İstersen en soru da çok alabiliriz. Ne bileyim ben, ne istersen. ya benim hayatta tek söyleyebileceğim şey, yani insanların kalbini kırmamak. Hep sadece onu söylüyorum. Yani sosyal medyada da bu linç, bu İnsanların fotoğrafının altına yapılan kötü yorumlar, yani inanılmaz beni etkiliyor ve şaşırıyorum. Sana yemin ederim, yani geçen bir kızı fotoğraflarına baktım. Blogger bir kız. Altındaki yorumlar o kadar sinirimi bozdu ki. Yani kıza yapılan hakaretler. Kızın açıp YouTube'daki bütün videolarını izledim ve kıza aşık oldum. Kız dünyanın en tatlı hatunu bence. Ben hiç tanımıyordum, bilmiyordum. Bir adını biliyordum yani. Abi içimde öyle bir savunma mekanizması mı ne o, yani kızı korumak içgüdüsü ya da geldi ki kızı takip ettim ve insanlara karşı böyle şey yapmak istiyorum. Yani ne derdiniz ne kızla, yani durup dururken bu kadar hakaret edecek. Bir fotonun altında ne gerektiriyor bunları yazmanız için? Ne gerek var demek istiyorum. Yani cinnetle böyle bazı Doğru insanları söylüyorsun. çok etkiliyor. Benim mesela
tutuluyorum o insana. Bayağı altına gelen yorumlara bana gelmiş gibi sinirlenebiliyorum ya. Kızım bile haberi yoktur ona karşı böyle bir şey Belki de o hissettiğimde. hiç, belki de o hiç umursamıyordur o gelen yorumları, ama ben de ona, sen onu çözebildin mi kendi içinde? Niye kötü yorum yapılır? Sonuçta hepimizin yapmış olduğu bir iş var. Yani sen insanları mutlu etmek için, eğlendirmek için bunu yapıyorsun. Diyelim ki seninkinin altında da kötü yorumlar yapıldı. Neden? Yani fazla mutsuzluktan herhalde. Yani insanlar bir de tabii ki bence haklı olarak fazla şımarık görünüyor olabiliriz. Hep kahkahalar, hep bir mutluluk, her gün yeni bir şeyler giymek, hep bir lüks içinde görünmek. Yani bu insanları rahatsız ediyor olabilir. Ama ya, bizi fazla mutlu görüyorlar, fazla huzurlu görüyorlar Ama işte belki de. orada gösterdiğin şey başka. Az önce programın başında da onu söyledi. Şimdi yeni şeyler geldi, izleyicilerimiz geldi. Onun için söyleyeyim. Yani en depresyonda olduğun anları orada mutlu şeyler çekerekten atlattın sonuçta. Senin de ruh halin iyi değildi ki Enis. Onu kendin Kesinlikle söylüyorsun öyle. Ben yani. Hiç kimsenin bilmeterdim. hayatı tabii sosyal medyada gözüktüğü gibi değil ki. Kimse böyle gezmiyor evin içerisinde. Ha 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 gezmiyor yani. İşte Herkes ama biraz sanırım öyle bir algı veriyoruz sosyal medyada ve bu bir zaman sonra itici gelmeye başlıyor. Karşı taraf mutsuzsa sana laf sokma gereği duyuyor ihtiyacı sanırım. var. Yani her neyse, ne olursa olsun hepimiz birbirimizden yaralı olabiliriz, kalbimiz kırık olabilir. Hepimizin bir sürü derdi var. Gerçekten öyle. Neler Sana bütün neler. programda anlattığım şeyler benim yaşadıklarımın çeyreğidir. İnan bana yani Tabii ki. çok büyük zorluklar yaşadım çocukluğumdan beri, babamı kaybettiğimden beri, ama hep onu Kaç gülerek yaşındaydın sen babanı kaybettiğinde? 19 yaşındaydım. Oo. Konservatuvar birinci sınıftaydım. Şeyde ya çok büyük zorluklar yaşadım ve şu anda her şeyi bastırarak mutlu olmaya çalışıyorum. Ey yavrum, eğer ben burada bir hata yapıyorsam bile sen de hemen bana vurmaya çalışma ya. Ben onun için özür dilerim gerekirse, ama sen de vurma yani. Anladın mı? Biraz toleranslı olun. Okey, hata yapabilir deyin. İşte o da ayıp edebilir. O da insan deyin. Bir şey deyin yani. Ama hiç sabır kalmadı insanlarda galiba. En Çok mu azından konuştum? senin yaptığın, yok çok güzel konuşuyor. En azından senin yaptığın şeyi onları eğlendirmek amacıyla, mutlu etmek amacıyla yapıyorsun. Kesinlikle Mutlu öyle. olmayı tercih edebilirler. Kesinlikle öyle. Ben İşte gitti bu gitti. kadar şımarık bir tip değilim Sabah, yemin ederim yani. Bu kadar storylerde şımarık olmamın sebebi gerçekten beni izleyen, benim storylerim 1 milyon falan izleniyor ve sadece o insanları mutlu etmek ve eğlendirmek istiyorum. Kendim de eğlenmek istiyorum. Tam Onlardan şey gelen şu, iyi söyle. mesajlar beni çok iyileştiriyor. Allah hepsinden razı olsun yani. Ajda Pekkan'ın şeyi vardır ya, bir tane şarkısı. Ağlarken içim güldü gözlerim diye. Onun gibi bir şey bu yani. Hani içi ağlarken bile insanın hani böyle başka bir şey daha iyiymiş gibi davranabiliyor orada. Onu yapabiliyor. Hem kendi o havasından çıkıyor. Çünkü insanlara karşı da bir sorumluluk hissediyorsun. Bundan daha güzel bir şey var mı ya? Kesinlikle öyle. Evet. Yani bir de biraz bu bizim işimiz oldu Sabah bence. Gerçekten yani bu bir canlı yayın. Her gün canlı yayına çıkmak gibi oldu. Yani Doğru. çok acayip. Ben işte annem yüz felci geçirdiğinde 4-5 gün Instagram'a hiçbir şey koyamadım. Ağlamaktan koyamıyorum çünkü kendim toparlayamadım. Ana story DM'lerimi okudum da inanamadım insanların verdiği tepkiye. Kuzum neredesin? Yavrum ner? Ne Sana ne güzel oldu bir şey değil iyisin? mi o Yani sevgiyi hissetmek? çok 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 etkileyici gerçekten. O yüzden hep belli bir çerçevede şakalarımı yapabiliyorum tabii ki. Arada küfür etmek istiyorum mesela, gerçekten yani küçük Bir ediyorum da. YouTube'da falan ediyorum da benim edeceğim küfür de ne olur? Bok diyorum, o kadar. Ama arada etmek de lazım. O da gerçek gelmiyor bana. Bu kadar suni pırıl pırıl Türkçe konuşan insanlar değiliz. Bazen bok mok diyoruz yani. Onu diyoruz söylememek tabii de canım. karşı taraf yadırgayabilir, ama o da bana gerçek gelmiyor yani. Bunu yadırgayan da Yo, onu izlemesin herkes kardeşim. söylüyor. Yani çok hani feci bir küfür olmadığı müddetçe çok normal yani. Hani bok da diyelim artık yani. Hiç sorma, sen demin pus dedin. Kust. Evet diyordum. Bir Ama demedim. taraftan da düşünüyorum o şarkı gerçekten öyle miydi diyorum, ama aman sosyal medyadayız diyelim, bunların da tadını çıkartalım Diyelim yahu. ya, sosyal medyanın tatlılığı orada, kurban olayım.
Aynen öyle. İyi ki var. Enes, benim çok sevdiğim bir laf vardır. İnsanlara ne dediğinin önemi yok, ne hissettirdiğin önemlidir diye. Sen bana çok iyi hissettiriyorsun kendime. Ya sana bakınca mutlu oluyorum. Seni Ya. görünce ekranda, seni görünce Instagram'da, sosyal medyada gerçekten çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim sana. İyi ki varsın. Müthiş bir şey. Ben teşekkür ederim. Ne tatlısın. Teşekkür ederim Valla. ama yani diyorum ya, benim hayatımda insanlar bana eleştiri yaptığında, bu sosyal medyayı bu kadar kullanma. Sen oyuncusun. Sen yıllardır ödüller alıyorsun tiyatrodan falan dediğinde umurumda değil. Ben iyi insan olmak istiyorum. Ben mutlu olmak istiyorum. Gerisi artık umurumda değil yani. Siz o dizilerden heyecan duyabilirsiniz. Yayınlanan dizilerde oynayarak kendinize oyuncu sanabilir, mutlu olabilirsiniz. Ben o olmak istemiyorum artık. Ben kendi başıma mutlu olmak istiyorum ve eğlendiğim şeyleri yapmak istiyorum diyorum. Gerisi artık umurumda değil. Benim görevim mutlu etmek ve mutlu olmak olsun. Yani Sen öyle de kalsın hep inşallah. kendin ol, hep de böyle kal inşallah. Hep de çok mutlu ol. Amin, hepimiz olalım Şimdi birazdan inşallah. ben kapatmazsam Instagram kapatacak diye. Aa, kapanıyor, doğru. Evet, Hadi son bir evet. dakikamız, hadi Son yüzümüze bir kapanmasın. dakikamız. Bari kahkahalar atalım son bir dakika içerisinde. Gerçekten bütün kalbimle söyledim aynı şeyi. Tekrardan bir araya gelelim. İnşallah güzel günlerde çıkalım, gezelim, Amin, eğlenelim. amin, amin, amin. İstediğin zaman, sıkıldığın zaman beni ara. Sen de Öyle beni. bir güllüm yapmaya devam edelim. Valla iyi ki varsın. Sen de öyle. Çok İyi ki teşekkür ederim. hayatımızdasın. Çok şekersin, çok tatlısın. Hep olduğun gibi kal arkadaşım. Amin, hepimiz öyle mutlu olalım. Öpüyorum çok sabah. Ben de Hepinizi canım öpüyorum benim. millet. Ay, açmayı Görüşürüz. unuttuk yorumları. Bir dahaki sefere açarız artık. Aa, ne konuştuk, ne konuştuk. Hadi Hadi görüşürüz. bay. Bay 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 bay. Ay, ay çok güzel bir yayın oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın akşam görüşürüz.